Doğru, tarafsız, güvenilir haber. Güvenilir haber. Şimdi 200 üye, her biri bir yakınlığı gelirse bu 500 kişi demek. Bir kere hani burası 500 kişi alma şansı yok. O yüzden hani bu 500'ü görecek miyiz? Hani belki ne yapabiliriz? 20 üye gibi. Anladım. 40, 50 kişi yani bugün söyleyeyim. Mesela bir engellinin seminer konusu diyelim ki bir ulaşımla alakalı kitle halk değildir. Evet. Tabii. Kitle halk değildir. Yetkili mercilerdir. Aynen. Oraya ulaşmamızı ver kişilerin yani ne bileyim toplumda bir takım rahatsızlığı söz konusu toplumdur kitle. Hı hı. Topluma yönlendirmek lazım. Önce onu da tespit edelim. Yani sizden projeyi yaparken mahalle bazlı gittiğimiz için o mahalledeki okulun öğrencilerini buraya davet edersek, bu etkinliğin içerisinde bulunursa biz bunu daha geniş yelpaze istediğimiz yöne çevirebiliriz diye düşünüyorum. Hmm. Halk dersek eğer, halk, ne zaman nerede halkı bulabileceğimizi bilmiyoruz, bulamıyoruz. O halk da oraya gelmiyor zaten. Bir de yakınlarından başlayarak topluma yayılan şekilde bir düşünce var. Bence şöyle farkındalık eksikliği yani. Olan insanlar bizleriz. Yani potansiyel engel dediğimiz normal insan, normal uzuvları kullanabilen vatandaşlar. Onların farkındalığını arttırmamız gerekiyor. Yani bu seminer aslında onları çekersek hem engellilerle beraber bir gün geçecek. Hem de onların ne istediklerini kendileri öğrenecekler. Yani arabaya binerken zorluk çekiyorlarsa halka kendileri diyecek ki ben arabaya binerken zorluk çekiyorum. Halk o zaman diyecek ki evet yardım etmeliyim. Gördüğüm zaman dokun şey yapmalıyım. İşte şoförü uyarmalıyım veya işte bir sandalyesine yardımcı olmalıyım gibi şeyler. Biz bir işitme engelliye kulak cihazı mı finanse edeceğiz? Yani amaç bu mu? Ya da bir görme engelliye ne bileyim işte o bastonun değneğini mi almaya çalışıyoruz? Yani burada Rotary'nin amacı ne? Yoksa biz engellilerle engelli olmayanlar arasında bir köprü olmaya mı çalışıyoruz? Bir duygusal bağ mı kurmaya çalışıyoruz? Bu ikisi çok farklı arkadaşlar. Yani hani bunu bir netleştirelim. Ona göre plana programı yapalım. Aslında aklıma geçen şu mali olarak başlayayım. Aradaki bir inceliği farkında olmadığımız şeyin farkına varıp aradaki bir köprüyü sağlamak. Bununla beraber engelliyiz. Evet, belki biz de olabiliriz. Varsayım üzerine gidiyorum. Şimdi yapabileceğimiz engelli olan arkadaşların yapabilecekleri şeyler kısıtlı. Benim aklımdan geçen şuydu. Toplantı engeller konusu açıldığı zaman bizim kısıtlı. Hani engellilerin ne yapabilir? Bir tiyatro yapabilir mi? Bir dans çıkartabilir mi? Bugün görmeyen bir şey acaba ne çıkartabilir? Ya da işte duymayan biri gibi. Sadece onların yapabileceklerinin farkına varmaları, bir eğitim sağlanması, gönüllü olan insanların bir araya gelip duygusal olarak bir şeyleri beslemesini istiyorum. Aslında benim aklıma geçen bu. Sosyal içerikli. Aynen öyle. Yani onların ben engelliyim, evet evde oturuyorum. İsa Yeltek, çok yakın arkadaşım, tekerlekli sandalyede. Ama bu onun içine kapanıp da eve kendini hapsetmedi. Bildiğim kadarıyla dans kurslarına falan gidiyor. Semazen aynı zamanda. Hani bu tip şeylere destek verip onları bu yönde iletmek. Engelliyim, hadi ben evde oturuyorum, görmüyorum, duymuyorum, kimseyi duymasam da olur. İşte birbirini görmeye gelmese de olur gibi şeyler değil de onları duygusal olarak mutlu edecek. Hani o engellik durumunu duyacak bir şeyler yapmasını istiyorum açıkçası. Çok güzel projeler yola çıkacak. Devamı sağlanacak. Geleneksel olacak. Benden sonraki dönemlerde de bir iş yapılacak. Devamı sağlanacak. Temennim o. Sevgi Hanım, çok teşekkür ederim. Bize destek olup bizimle bugün paylaştığınız için. Arkadaşlarım çok teşekkür ederim. Dönemin 3 toplamda 57. toplantısında Rotary Sevgi Saygı'nda